Tüm çiçek severler, kaktüs severler özellikle merhaba hepinize. Biliyorsunuz koronavirüsle mücadele ediyoruz. Hepimiz evlerimizde kalmaya özen gösteriyoruz. Ama evde kalmak gerçekten bizim gibi çalışan insanlar için çok zor. Çünkü çalışma temposuna, yoğun tempoya alışmışız. O yüzden çok zor. Biz sadece eşimle birlikte acil ihtiyaçlarımız için, gıda ihtiyaçlarımız için çıkıyoruz. Bugün çıkmışken açık bir çiçekçi gördük ve hemen oradan tabii ki kaktüslerimden aldım. Elimde olmayan sukulentlerden aldım. Sahilden birazcık taş topladık. Tabii ki maskelerimizle birlikte ve çok dikkat ederek, sosyal mesafeye dikkat özen göstererek. Ben aslında farklı emojili kupalar düşünüyordum ama bunları gördüm. Ve çok kahve bardakları, plastik bunlar. Çok hoşuma gitti, çok orijinal geldi. Şimdi aldığım kaktüslerimi bunlara ekeceğim, sukulentlerimi. Taşlarla da süsleyeceğim. Toprağım da var burada. Burada bir de Duru var, kedimiz. Meraklı. Bunları tek tek ekeceğim şimdi buna. Bakalım çok güzel olacak bence. Göreceğiz. Evet, bir miktar toprak doldurdum. Çok az bir, sadece ekip kökünün kalabileceği kadar, girebileceği kadar bir toprak doldurdum. Şimdi ilk sukulentimizi ekiyoruz. Şöyle nazikçe sıkarak, zaten çok kolay çıkıyor. Çıkartıp şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde toprağı açıyoruz. Ve ektikten sonra şu şekilde nazikçe, çok sert olmadan kökünün toprağa oturması için bastırıyoruz. Daha sonra kalan boşluklara topraklarımızı dolduruyoruz. İlk toprak doldurma işleminden sonra sulayacağız tabii. Suladıktan sonra bir süre sonra toprak çökecek. Islandığı için çökecek. Çöktükten sonra üzerine tekrar biraz toprak ekleyebilirsiniz. Buraları sularken zaten kendiliğinden temizlenecek. Bu şekilde yapıyoruz. Ve işte karşınızda. Sıradakine geçelim. Plastik bir kahve bardağı. Bunları 3,5 liraya aldım arkadaşlar. Gerçekten hem çok orijinal görünecek, hem plastik ekim için gayet kullanışlı. Hem de evde kedim var biliyorsunuz. Sürekli bir şeylerimi düşürüyor. Kaktüslerimi de bazen düşürüyor. Düştüğü zaman en azından kırılmayacak saksılarım. Şimdi buna devam edelim. İkinci bardağımızı da doldurduk yine aynı şekilde. Daha birazcık daha toprak koymak istiyorum. Şöyle elimle açıyorum. Bunu çok beğendim. Üzüm salkımı gibi. Henüz isimlerini bilmiyorum. Ne olduklarını. Yani hangi cins olduklarını daha doğrusu. Onları da öylece şu şekilde yumuşatıyorum saksıyı. Ve kolayca çıkacak şimdi. Evet. Küçük küçük kopuyor. Onları ayırıyoruz. Tabii ki atmıyoruz. Çünkü bunlar toprağın yüzeyine koyduğunuz zaman çok güzel bir şekilde filizleniyorlar. Ve yeni sukulentleriniz olmuş oluyor. Bunu böyle dolduralım güzelce. Bu biraz böyle aşağıya doğru sarkan bir cins anladığım kadarıyla. Bunu böyle tavandan ya da duvardan sarkıtmakta kullanacağımız saksılarımız için ideal bence. Onlar için kullanabiliriz. Bir tane taş çıktı kocaman toprağın içinden.
Çok güzel görünüyorlar. Gerçekten toprakla uğraşmak, çiçeklerle uğraşmak, hep derler vücudun negatif elektriğini alıyor diye. Ben buna gerçekten inanıyorum. Bilimsel gerçek nedir? Araştırmadım ama bence öyle. Kesinlikle inanıyorum. Bana her zaman çok iyi gelmiştir. Tam bir terapi bence. Ayrıca onların büyüdüğünü görmek, geliştiğini görmek bambaşka bir şey. Gerçekten evlatlarınız gibi oluyor. Bunu da böyle yaptık. Tatam, bu da hazır. Hepsini ekelim. Bakalım en son durum ne olacak. Evet, hepsini ektim. Hepsinin ekimi tamamlandı. Şöyle göstereyim size. Çok hoş oldu bence. Ben çok beğendim. Çok içime sindi. Çok hafif su veriyoruz. Çünkü toprak kabarık henüz. Topraktaki suyun oturması gerekiyor. Biraz evet döktüm birazcık galiba. Birazcık oturacak. Sonra tekrar sulayacağız ve tekrar biraz toprak ilave edeceğiz üzerine. Çünkü bu toprak dediğim gibi ıslandıkça şunun sevimliliğine bakar mısınız? Ne kadar tatlı oldu. Seni de sulayalım bakalım. Bunlar da ailemizin yeni üyeleri. Şöyle bakalım. Bunlar benim yeni kızlarım. Üzerinde biraz pembe pembe çiçekleri var. Sanırım çok yakın zamanda çiçek açacak. Açmaya başlamış. Bu da üzüm salkımı gibi. Çok hoş gerçekten. Çok hoşuma gitti. Bunu çok sevdim. Hepsini çok sevdim. Evet. Şimdi geldik süslemeye. En sevdiğim bölüm. Bu taşları Tuzla Mercan sahilden topladık bugün eşimle. Bunlar aslında muhtemelen kırılmış tuğlalar vesaire ama denizde zaman zaman yıpranmış, zaman içerisinde yıpranmış ve bu şekilleri almışlar. Bunlar çok hoş oldu bence. Şöyle koyacağım şimdi. Biraz da doğal taş koymak istiyorum içine. Doğal taş diyorum çünkü bazıları tuğladan dönüşmüş taşa. Bazıları doğal taş gerçekten. Bakın. Bence çok şirin oldu. Şimdi bunları da diğerlerinin yanına koyacağım. Size şöyle göstermek istiyorum. Burada da var. Şöyle yakın çekim yapalım. Mesela bu benim eski kullanmadığım bir tencerem. Porselen tencere. Bu eski çim adamımızın öldü kendisi rahmetli oldu. Onun saksısı. Böyle göstermek istiyorum size. Evet bu şekilde. Şimdi onlar da abilerinin, ablalarının yanına gidecekler. Ekim işlemim sona erdi. Şöyle son halini size göstermek istiyorum. Son hallerini. Şöyle. Tabii ekerken hatırlarsanız bu üzüm salkımına benzetmiş olduğumu ekerken kokmuştu birkaç tane. Onları da çıkardığım o minik saksıların içine toprak koyup bu şekilde koydum. Bunlar zaten kendi kendilerine filizleniyorlar. Böylece yeni sukulentlerim daha olacak. Ve bunu biliyorsunuz çiçekçiler genelde size verirken düşmesin diye bunu kesip veriyorlar. Ne yapacağım ben? Bunları da toprak dolduracağım yine. Ve balkonumda benim farklı sukulentlerim var. Onların küçük küçük kopartıp hatta sularken veya toprağını düzeltirken, eşelerken, havalandırırken bazen kopuyor. Onları asla atmıyorum. Onları da buralara ekeceğim. Bir sürü sukulentim olacak. Onları da ayrıca başka bir videoda göstereceğim size. Taşlara gelince
Belki bu söylediğime bu tür malzemeleri satanlar biraz kızacak ama ben para vermedim. Bence siz de vermeyin. Eğer tabii ki bulunduğunuz yerde sahil, ırmak vesaire varsa orada bu tür şeyler, taşlar çok oluyor. Toplayın doğal taşlar. Mesela ben bunları arasam bu renk bulamam belki. Ama deniz kenarında çeşit çeşit taşlar bulabildim. Bunları da balkonumda süslemelerde kullanacağım. Ayrı bir videoda onları paylaşırım inşallah sizlerle.